Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İttihadül müşrikine linnebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hadise başlıyoruz. Müşriklerin peygamberimize baskı uygulaması. An İbni Mesud'in radıyallahu anhu kale buyurmuş ki beynema Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusalli indel beyti, ben bunu okuyunca ağlarım. Ve Ebu Cehlin ve ashabu lehu culus. Peygamberimiz Kabe-i Muazzama'da namaz kılarken Ebu Cehil ve arkadaşları oturuyor. وَقَدْ نُحِرَتْ جَزُورٌ بِالْاَمْسِ. Dün de bir deve kesilmiş. Vay alçaklar ya. Getirip o işkembesini Resulullah'ın üzerine atıyorlar. فَقَالَ Ebu Cehil'in, Ebu Cehil diyor, اَيُّكُمْ يَقُومُ اِلَى سَلَى جَزُورِ بَنِي فُلَانٍ. Yani kim filan adamların bıraktığı devenin içindeki o mideyi kaplayan bezi, o pislik yani. Normalde o çocuğun içinde bulunduğu şeye ne, meşime diyorlar. Hmm. Anladınız değil mi? O demek yani. Anladın değil mi? İçinde evet, böyle aynen. Yani işte midenin vesairenin bulunduğu çok organ değil de yani o pis şey evet, yani o kabuk. İsmi var bizde de unuttum. Feyahuduhu feyada'uhu fi ketifey Muhammedin izâ secede. Kimmiş o devenin o içindeki iç organlarını saran pisliği alıp da secdeye gittiği zaman Muhammed'in iki omuzuna koyacak. Tenba'ate eşkal kavm. İçinde en adileri katmış. O da Ukbe bin Ebi Mu'itmiş. Peygamberimiz onu öldürmüş. Fe'akadehu sonradan yani almış Bedir'de. Anlatabildim mi? Bedir'den sonra. Ve ene kaimun anduru. Ben de bakıyorum, ayaktayım. Lev kânetli mena'atun, engel olma gücüm olsa, le tarahtuhu an zahri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin sırtından atacağım onu. Ve nebiyyü secidun me yerfav râsehu. Peygamberimiz de secdede başını kaldırmıyor. Hatten talaka insan, bir adam çıktı. Fe ehbere Fatımete, gitti demek. Bir adam gitti, Hazreti Fatıma'ya haber verdi. Fecaet veyye cüveyriyetun. Henüz çocuk bir yaşta bir kızken geldi. Fatarahathu anhu, peygamberimizin üzerinden onu attı. Sümme akbelet aleyhim teşlimuhum. Sonra da onlara söverek yüzünü çevirdi. Felemma kaden nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem salatehu rafa'a savtahu sümme da'a aleyhim. Peygamberimiz namazı bitirince sesini yükseltip onlara beddua etti. Ve kâne izâ da'a da'a thalâthen. Dua ettiği zaman üç defa ederdi. Ve izâ se'ele se'ele thalâthen. Bir şey istediği zaman da üç defa isterdi. Sümme kâle, sonra buyurdu. Allahümme aleyke bi Kureyşin. Ey Allah'ım, Kureyş'i sana havale ediyor. Selâthem, en zor anlardan ya, biridir herhalde. Öyle tabii. Üç defa. Felemmâ semi'û savtahû, yani sesini duyunca, zehebe anhumu dahiku ve hâfû davete. Yani gülmeyi bırakmışlar, bedduasından korkmuşlar. Sümme kâle, sonra söylemiş. Allahümme aleyke bi Ebi Cehl ibn-i Hişam. Gebermiş Bedir'de. Hâzâ masra'u Ebi Cehl demiş Peygamberimiz de. Geberdiği yer bura. Ve Utbet ibn Rabi'a, bu da öyle. Ve Şeybet ibn Rabi'a ve Velid ibn Ukbe ve Ümeyye ibn Halef ve Ukbet ibn Ebi Muayyid ve zekere sâbi'a. Yedinciyi de, o da Ammar ibn el-Velid. Bu da alçak yani. Velid'in oğlu bu da. Ve le mahfasu, ezberleyemedim. فَوَلَّذ۪ي بَعْثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ. Yani Hz. Muhammed'i hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذ۪ينَ سَمَّاهُمْ سَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ. Adlarını verdiği bu adamları Bedir günü gebermiş olarak gördüm. Sar'a demek yani böyle bayılmış yere düşmüş. Hatta önceden de yerlerini gösterdi. Evet, هَذَا مَسْرَى dedim ya. ثُمَّ سُحِبُوا اِلَى الْقَل۪يبِ قَل۪يبِ بَدْرٍ. Yani daha sonra bir eski kuyuya sürüklenmişler. Çok bile. An Urvet ibn-i Zübeyri radıyallahu anhu kale demiş ki, Seltübne Amr ibn-il Asi an eşeddi şeyin sanahul müşrikune bin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale. Amr ibn-i Asa, müşriklerin peygamberimize yaptığı en şiddetli işkencenin ne olduğunu sordum, buyurdu ki, Beynen nebi yusalli fi hicril kâbeti. Yani Hazreti İsmail'in hücresinin yanında peygamberimiz namaz kılıyordu. İz akbele
Ukbe ibn-i Ebi Muaytin bu alçak çıkı verdi. Fevada'a sevbehu fi unuqihi ve elbisesini boynuna koydu, geçirdi. Fehanaqahu hankan şediden şiddetli bir şekilde boğmaya, sıkmaya başladı. Feakbele Ebu Bekir'in, Hazreti Ebu Bekir geldi. Hatta ahade bi menkibihi ve defa'ahu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Omuzundan yakalayıp bertaraf etti. Ve kale şöyle buyurdu. Etektulûne racûlen en yekûle rabbiyallah. Bu eski ümmetlere ait bir mesele biliyorsunuz. Çok önemli. Yani Sure-i Mü'min'de geçiyor bu. Bir kişi sırf Rabbim Allah dedi diye mi öldüreceksiniz? An Aişe radıyallahu anha kâlet lin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimize demiş ki Hazreti Aişe. Hel ete aleyke yevmun kâne eşedde min yevmi ehudin. Uhud'dan daha sıkıntılı bir gün geldi mi başına? Kâle lekad lekîtu min kavmike mâ lekîtu. Senin bu Kureyşlilerden ulaşacağım en şiddetli şeylere karşılaştım, maruz kaldım. Ve kâne eşeddu mâ lekîtu minhum yevmel akabe. Akabe günüydü en şiddetli eziyet. Yani Akabe'de vakıf duvarı ya, İslam'a davet ediyor ama gelip ona icabet edecekleri yerde eziyet ediyorlar. Meşhur. İz arattu nefsi ala ibni abdi yali ibni abdi kilal. Bu aileye ben kendimi tanıttım. Felem yücibni ila ma arattu. İstediğime doğru cevap vermedi. Yani müsbet cevap. Fentalaktu ben de git ayrıldım. Ve ana mehmumun ala veci. Yüzüm üzerine sıkıntılı olarak ayrıldım. Felem estefik, uyanamadım, kendime gelemedim. İlla ve ene bi karnit sealibi. Bu Necitlilerin mikatı olan bir yermiş. Anlatabildim. Karni sealib, tilki şeyi nedir, boynuzu manası. Ferefatü resi, başımı açtı, kaldırdım. Fe izâ ene bi sehâbetim kad adalletni. Bir baktım, bir bulut beni gölgelendiriyor. Oh be. فَنَظَرْتُ فَيْذَا فِيهَا جِبْرِيلُ Buluta baktım, baktım ki Hazreti Cebrail. فَنَادَانِي فَقَالَ Çağırıp dedi ki, اِنَّ اللّٰهَ قَسَّمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ Senin milletinin sana ne dediklerini Allah duydu. وَمَا رَدُّ عَلَيْكَ Ve sana verdikleri cevabı. وَكَدْ بَعْسَ اِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَارِ Ya Muhammed, sana dağlar meleğini, dağlarla görevli meleği gönderdi. لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِيْتَ فِيهِمْ Onlar hakkında ne istersen emret ona. Dağları getirip başlarına düş. Ulan bana böyle bir imkan verse. Ya Rabbi çevir şu dağları İsrail'in üzerine derim. Kale buyurdu ki فَنَادَانِ مَلَكُ الْجِبَالِ Dağlarla müvekkel melek çağırdı beni. فَسَلَّمَ عَلَيَّ سُمَّ قَالَ Selamdan sonra dedi ya Muhammed اِنَّ اللّٰهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَاَنَ مَلَكُ الْجِبَالِ Senin milletini sana dediklerini Allah duydu. Ben de dağlara müvekkel meleğim. وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ اِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ Yani sen bana emretmen için Rabbim sana gönderdi. فَمَا شِيْتَ Ne istersen. اِنْ شِيْتَ اَنُطْبِكَ عَلَيْهِمُ الْاَخْشَبَيْنِ Ahşebeyn dediği Mekke'de iki dağmış. Yani Ebu Kubeys ve onun karşısındaki dağlar. Hocam bu Taif halkına karşıydı değil mi? Hayır, o ayrı. O ayrı, bu ayrı. Sapla samanı birbirine karıştırma. Söyleyelim değil mi? O değil. Ben de o sanmıştım. Hayır. O ayrı, bu ayrı. O taşladılar da. O ayrı. O ayrı, bu ayrı. Yani şey yapayım. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz de buyuruyor ki hayır, hayır. Bel. Tam tersine. اَرْجُوا اَنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ مِنَ اَصْلَابِهِمْ Aynı şey Taif'ten döndükten sonra da olmuş. Acaba bu o mu? Akabe'de ben de kafam karıştı. Hadiseler oldu yani. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu 10. yılda, peygamberliğin 10. yılında Hazreti Ebu Talib ile Hatice radıyallahu anhuma vefat edince peygamberimiz tabi Taif'e gitmişler. Evet, Taif olayı bu. Ben yanıldım. İşte yaşlanmanın delili bu. Güzel. Fekale lehu Resulullah bel, hayır, hayır. Ercu en yuhrice Allahu min aslabihim. Belki de onların nesillerinden Allah çıkaracak. Men ya'budullaha vahdehu la yushriku bihi şey'en. Allah'a sadece ibadet edip ona şirk koşmayacak nesiller çıkarabilecek. Ne büyük peygamber. Burada kalsın. Çünkü 7. baba geldik.
yeni bir mevzu. Gazavatı anlatacak. Bedir gazasını. Hepsini anlatacak. Allahu alem, Ramazan-ı Şerif'te 4. cildi bitireceğiz. Yanlış mıyım? Aynen hocam. Yanlışsa söyleyin. Vay benim. Ulan ne çay ne kahve. Ramazan-ı Şerif tam bir mahrumiyet ayı.